Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Toplantıda turizmden ticarete kadar Antalya ile ilgili birçok konu ele alındı. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Yazıcı, kuaförlerin izin gününe ilişkin de açıklama yaptı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin kahvaltısına konuk oldu. Toplantıda ANSİAD üyelerine yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Vali Yazıcı bir soru üzerine Antalya'daki berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının tatil günleriyle ilgili de açıklama yaptı. Yok, biz belki büyük ihtimalle yapmayacağız çünkü odalardan bize olumsuz görüş geldi. Turizm sektörü olmamız, otellerde açık olması, AVM'lerde açık olması. AVM tabii diğer şehirlerde de var ama otellerde bu tür iş yerlerinin açık olması biz yapmayacağız gibi. Yani pazar açık olacak değil mi? Yok ya, işte kapatmayacağız yani. Niyetimiz öyle. Açık olacak. Yok öyle. Zaten kapatsak da pazar olmazdı büyük ihtimalle. Diğer illerde de pazar yapmıyorlar. Pazartesi, salı gibi. Çünkü cumartesi pazar kapatmak çok da mantıklı olmuyor. Vali Yazıcı Antalya'daki dilencilerle ilgili de soruya yanıt verdi. Bu konuda yetki zabıtada, nasıl yetki zabıtada? O şahsı alıp elindeki paraya koyma yetkisi var. Eline topladığı paraya el koyma yetkisi var belediyenin. Belediye bütçesine gelir kaydediyorsunuz. Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesiyorsunuz. Şimdi bana diyor ki belediye başkanlarımız polis yapsın. Ya arkadaş, tamam, polis ne yapacak peki? Diyelim orada bir suç işlemişse tabii ki polis yapacak. Polis arkada dursun. Zabıta işlemini yapsın. Polis yanındayken o hani affedersiniz artistlik yapamaz. Takmıyormuş gibi. Ama polis zabıtanın işini yapmaz. Kale içinde de aynı sorun var. Israrla aynı cümleyi her yerde defalarca da söyledim. Ben her türlü desteği veririm güvenlik anlamında ama polise zabıtanın işini yaptırmam. Polis polislik yapacak, zabıtalığını yapacak. Yazıcı, yatçılar için Antalya'da ikinci bir serbest bölge yapılması konusunda çalışmalar yapıldığını söyledi. Yatçılar dışındakilerini diğer serbest bölgemize, yani diyelim serbest bölgenin ikinci bölümü mü deriz, bir şey deriz ona. Yine serbest bölge olacak yalnız avantajlar için. Burada yat üreticilerini büyütelim, dünyanın yat üretim merkezlerinden biri haline gelsin isteriz.